Sayın İl Başkan Yardımcım, Sayın AK Parti İl Yönetim Kurulu üyelerimiz, Sayın İlçe Başkanım, çok kıymetli İlçe Yönetim Kurulu üyelerimiz, Meclis üyelerimiz, Kadın Kolları Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız, Mahalle Başkanlarımız, üç kademe teşkilat mensuplarımız ve AK davaya emek vermiş, gönül vermiş saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığımız tarafından düzenlenen yeniden İstanbul için sandık esaslı seçmen çalışması tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yavaş geçelim. Kıymetli teşkilat mensuplarımız, programımıza ilk olarak bir sunumla başlıyoruz. Sandık esaslı çalışma programı ile ilgili sunumlarını gerçekleştirmek üzere AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Ayhan Üçli'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun. Cümleten selamun aleyküm. Kıymetli başkanlarım, kıymetli mahalle yöneticilerimiz, meclis üyelerimiz, kıymetli vekilimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 2019 yerel seçimlerinden önce de yaptığımız seçmen esaslı çalışmamızın inşallah 2023 için planladığımız ön tanıtım toplantısında buluşmuş bulunuyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Şimdi bu çalışmayı anlatmadan önce çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Tabii biz sadece bu çalışmayı hazırlamadık. Biz sahaya çıktığımızda nelerle karşılaşabileceğimizi, önceki dönemlerde neler yaşadığımızı, bunlarla alakalı da veriler üzerinden bir çalışma hazırladık. Evet, sandık esaslı çalışmamız. Başlıklar fazla ama inşallah hızlı anlatacağız. Şimdi öncelikle ilk slaytımıza şunu ekledik. 2020-2023 İBB yenileme seçimleri hariç tam 18 seçim geçirdik. Genel, yerel, referandum ve çok şükür alnımızın akıyla her seçimden başarıyla çıktık. Efendim, konuşmalar için AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Ayhan Üçlü'ye çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, saygıdeğer Ersun'um, şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanımız Sayın Ali Tonbaşı huzurlarınızı davet ediyoruz. Sandık esaslı çalışma tanıtım programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sözlerimin başında ...22 yılını dolduran AK Parti'mizin bir neferi olmaktan onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Kıymetli hazirum ve AK Parti'mizin 22 yaş yılını da kutluyorum. Allah nice başarılara imza atmayı ve bu imza atarken de bu partide onurlu görev üstlenmeyi inşallah bizlere nasip eder diyorum. Değerli hazirum, 2019 seçimleri öncesinde bir çalışma yaptık. Az önce Ayhan kardeşim çok güzel izah etti. Allah razı olsun. Seçimlere giderken sandık esaslı çalışmayı bütün Sultanbeyliğinde mahalle yönetimlerimizle, meclis üyelerimizle birlikte bir perspektif ortaya koyduk. Bu doğrultuda da bir çalışma yaptık. O dönemde Sultanbeyliği'ni cadde cadde, sokak sokak dolaştık. Bütün hanelere girdik. Bütün seçmenlerimizi ziyaret ettik. Onların hal hatırlarını sorduk, beklentilerini aldık. Böylelikle de bir rapor oluşturduk. O dönem kıymetli belediye başkanımızla birlikte de o zaman istişareler yaptık. Ve o raporun sonucunda 2019 seçimleri sonucuna yaklaşık bir sonuç ortaya koyduk, çıkarttık. O zaman az önce de bahsetti Ayhan kardeşim. 2019 belediye seçimlerinin sonucunu o gün biz 0-1 puan yanılmayla bulmuş olduk.
Şimdi aynı çalışmayı 2024 seçimlerle, daha 7-8 ay var şu anda, ay kala başlatmak istiyoruz. Yani Ağustos bu ay itibariyle başlattık. Efendim, konuşmaları için AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanımız Sayın Ali Topbaş'a çok teşekkür ediyoruz ve şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Sultanbeyli Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Keskin'in huzurlarınıza davet ediyoruz. Saygıdeğer milletvekilim, kıymetli il başkan yardımcım, il koordinatörlerim, çok değerli ilçe başkanım, kadın kolları başkan vekilim, genç kolları başkanım herhalde, teşkilatımızın çok kıymetli mensupları, değerli dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, her birinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sözlerimin hemen başında, dün vatanı için, milleti için, bayrağı için, bizim için şehit olan Sultanbeyli'nin evladı Ali Demir kardeşimize rahmet diliyorum. Dün annesini babasını yolculadık. Bugün orduda cenaze namazı kılındı ve defini yapıldı. Zafer Söğütçü kardeşimiz oradaydı. Allah rahmet eylesin. Gerçekten büyük bir acı. Vatanımız için mücadele ederken şehit olan tüm şühedamızı rahmetle anıyorum. AK Parti kurulduğunda, kurulduğu gün itibariyle başlayan kumpaslar, kurulduğu gün itibariyle şu tarihte kapanacaksınız cümlelerini 22 yıl duyduk. Bundan sonra da duymaya devam edeceğiz. Yeniden İstanbul diyen İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe Bey nasıl yeniden İstanbul diyorsa, Cumhurbaşkanımız ne diyor? Türkiye 100 yılı, yeniden Türkiye, yani yeniden Bismillah, yeniden başlıyoruz. Dolayısıyla yıllardır AK Parti'nin kapatılacağını, AK Parti'nin bölüneceğini, AK Parti'nin içerisinde kadroların birbirine gireceğini söyleyenler beklediler. Düşünün, milletvekilliği seçiminde 185 milletvekilliğimizin listeye girmediği bir dönemde kimsenin sesinin çıkmadığı başka bir parti dünyada da bulamazsınız. Bu nedir? Bu Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu liderimizin idareciliğidir, basiretidir, ferasetidir ve kadrolarının ona olan güvenidir, ona olan saygısıdır. Bu çok kıymetli. AK Parti'nin yeniden Bismillah dediği bu dönemde, ilçe başkanımızın da ifade ettiği gibi 2024 yılında ilk olarak İstanbul'u ne yapacağız? Tiyatrocudan kurtaracağız. İlk olarak. İlk hedefimiz İstanbul. Ben tekrar katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Böyle bir program için, böyle bir hazırlık için Ayhan Müşti kardeşim ve emeği geçen kardeşlerimize, özellikle ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum. Bugün bizi yalnız bırakmayan, başta ilçe koordinatörümüz Bekir Aksu kardeşime ve bölge başkanı mı oldu değil mi? Başkan değil mi? Ali başkanımız. Nurullah beyefendiye, Nurullah kardeşimize, teşkilat başkanımız İsmet başkanımıza ve milletvekilimiz Yahya Çelik kardeşime tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi ki varsınız. Efendim, konuşmaları için Sultanbeyli Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Keskin'e çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de hitaplarını gerçekleştirmek üzere AK Parti İl Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Bekir Aksu'yu kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Efendim, gün geçmiyor ki bir seçim daha gelmesin. Daha dün Türkiye 100 yılı beka seçimi derken iki tane peş peşe seçim geçirdik. Daha o soğumadan yerel seçimler geldi. Çok önemli bir seçimdi Türkiye için. Hakikaten muzaffer olduk. Burada emeğiniz çok büyük. Bu yüzden hepiniz, Allah razı olsun hepinizden. Bu seçim belki Türkiye için çok önemli değil ama İstanbul için çok önemli. Malumunuz İstanbul son 4,5 yılda
ne çekti? Biz siz biliyorsunuz, bir de biz biliyoruz. Yaşayarak gördük. En yakınında işte Sultanbeyli'de 2-3 tane köstebek gibi açılmış yer var. 4,5 yıldır hizmet gelmiyor, öyle virane şekilde bilerek bekletiliyor. Metro açacağız dediler, sonra doldurdular. Bunun dışında Pinokyo Ekrem'in gün geçmiyor ki bir yalanı daha çıkmasın. Aklıma hemen şey gelmişti. Yani bu acaba bir keramet midir yoksa bunların alışkanlığı mıdır diye. 99 depremini hatırladım. 99 depreminde devlet yoktu. O zaman Büyükşehir Belediyesi vardı. İlk Yalova'ya Büyükşehir Belediyesi ulaşmıştı. Son örnekte Çanakkale. Çanakkale baştan aşağı yandı. Belediye yoktu. Devlet vardı. Beyefendi Amerika'ya gitmiş. Keza onun öncesinde İstanbul'daki felaketlere de hepimiz şahidiz. Pinokyo Ekrem tatilden taviz vermiyordu. O yüzden bu seçimi almak bize farz oldu. Ben bu anlamda çok da sözümü uzatmak istemiyorum. Şimdiden aslında Ayhan Bey çok iyi bir analiz çıkartmış. Teşkilatın bu anlamda verisi çok iyi. Bu da çok düzenli olarak yapılıyor. Her seçimde uygulanıyor. Bizim en kuvvetli olduğumuz alan saha. Ve biz sahada çok iyiyiz. Özellikle Sultanbeyli Teşkilatı bu konuda hakikaten belki de ilçeler arasındaki en iyi örnek. Bunu hem seçim sonuçlarında görüyoruz hem de çalışmalarda görüyoruz. Nihayetinde bu seçimde de aynı azimle biz gayretimizi gösterirsek İstanbul için çok önemli olan bu seçimde inşallah muzaffer olarak alacağımıza inanıyorum. Şimdiden her birinize yapacağınız çalışmalar için çok çok teşekkür ediyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim, konuşmaları için AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Bekir Aksu'ya çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcımız ve Teşkilat Başkanımız Sayın İsmet Öztürk'ü alkışlarımızla güzel bir yapılan güzel bir çalışma var, güzel bir gayret var, hayırlı bir niyet var. Biz bunlara şahit olmak için buraya geldik demektir. Tüm konuşmaların özeti bu. Buradaki topluluk, arif bir topluluk. Ne yaptığını bilen, ne yapması gerektiğini bilen, kime gitmesi gerektiğini bilen, ne söylemesi gerektiğini bilen, neyi söylemesi gerektiğini bilen, yıllardır bu tecrübeye sahip Sultanbeyli'deyiz. Öncelikle Sultanbeyli Teşkilatımızı tebrik ediyoruz. Ve yakın zamanda 14 Mayıs sonrasında 28 Mayıs'ta gösterdiği başarıdan dolayı yine İstanbul'un şampiyon ilçesi Sultanbeyli'nin tebriki burada ifade etmek, bunu da burada teşkilatlarımızın huzurunda ikrar etmek de bizim borcu. Tebrik ediyoruz. Sultanbeyli her zaman olduğu gibi üzerine düşen sorumluluğun görevini de yerine getirmiş oldu. Efendim, konuşmaları için AK Parti İl Başkan Yardımcımız ve Teşkilat Başkanımız Sayın İsmet Öztürk'e çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli hazırım, şimdi de yeni dönemde ilçemizi mecliste temsil eden kıymetli vekilimiz, AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Sayın Yahya Çelik'i konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kültür teşkilatını arz ediyorum. Şimdi biraz önce okuyordum, Şirazi'nin güzel bir sözü var. Aşkı uçarsan kanatların yanar diyor. Başkanımız biliyordu mutlaka. Mevlana da aşka uçmazsan kanat neye yarar diyor. Yunus Emre de aşka uçtuktan sonra kanadı kim arar diyor. Şimdi burada kanadını aramayan değerli teşkilat mensuplarımız var. Her şeye rağmen, her zorlukta İstanbul'dan çalışmalarda birinci olan ilçe teşkilatımız var. Ben bunun için tekrardan teşekkür ediyorum. Başta ilçe başkanımız olmak üzere Ayhan kardeşimize Allah razı olsun. Çok değerli bir çalışma yapmış. Geçmişten bugüne bütün sistematik olarak bizlere anlattı. Yeniden İstanbul'u sandık esaslı çalışmayla geçen gün ilçeye uğradığımda başkanımız da anlatmıştı. Geçen 2019 seçimlerinde biz bu çalışmayı yaptık ve sonucu da bulduk. Bu dönem inşallah sonucu buluruz. Eksik olduğumuz yerleri tamamlayarak başkanımızın dediği gibi 1-2 puan değil, daha da fazla arttırarak daha yüksek bir öneriyle İstanbul'da hedef olarak birinciyiz zaten, sıkıntı yok.
ama çok daha yüksek oy oranıyla birinci olur. İstanbul seçimlerinde inşallah alırız diyorum. Ben tekrardan Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. İyi ki katıldınız. Evet, biraz buradan bakınca ama başkanım daha güzel olabilirmiş. İl teşkilat başkanımızı daha kalabalık karşılayabilirmişiz diye düşünüyorum. Gençlik kollarımızı Keşan'a yollamak salondaki coşkuyu, heyecanı sanki biraz azaltmış gibi. İnşallah bir dahaki sefere başkanım gençlik kollarımızın da coşkusuyla beraber çok daha güzel programlar yaparız diyorum. Allah razı olsun hepinizden, teşkilat mensuplarımızdan. Sağ olun. Efendim, kıymetli milletvekilimizi sahneye misafir ediyoruz. Kıymetli misafirler, şimdi toplu bir hatıra fotoğrafı çekimimiz olacaktır. Kıymetli protokol üyelerimizi sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar. Ve tüm yönetim kurulu üyelerimizi sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar. 2024 yerel seçimleri için çalışma sürecinizden bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Çalışmalar nasıl ilerliyor? Biz teşkilat olarak hiçbir zaman ara vermedik. Zaten sokakta, caddede dolaşıyoruz. Bütün hanelere giriyoruz, çay ocaklarındayız, yaşlılarımızın yanındayız, engellilerimizin yanındayız, esnafımızın yanındayız. Şu anda sandık esaslı çalışma dediğimiz tekrar teşkilat olarak sahaya çıkacağız Allah'ın izniyle ve bütün seçmenleri ziyaret edeceğiz. Tabii önümüzde seçime 7 ay var ama biz şimdiden tekrar İstanbul'u almak adına Sultanbeyli'nden bu çalışmayı başlattık ve devam edeceğiz. Bizi sokakta göreceksiniz, caddede göreceksiniz, kahvede göreceksiniz, çay ocağında göreceksiniz. Bu şekilde devam edeceğiz.